Finans merkeziyle devam ediyoruz yayınımıza. Önemli değerli bir konuğumuz dedik. Yahya Ayırkan geldi yanımızda. Hoş geldiniz Yahya Bey. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı. Sizin için son derece önemli bir süreçten, dönemden geçtiğimizi düşünüyorum özellikle. Ve konuşacak çok da konumuz var. Ben de biraz hafta sonu oturdum, çalıştım. Hani nedir şu an en güncel konular diye. Öncelikle bir vergi haftası var herhalde, o bir kutlu olsun diyelim. Muhasebe haftası da Mart'ın ilk haftası yanlış bilmiyorsam. Şimdi 25 Şubat'la 1 Mart arası vergi haftası olarak kutlanıyor. Evet, bu hafta yani. Bu hafta evet vergi haftasına girdik. Öncelikle tüm maliye çalışanlarının vergi haftasını kutluyoruz. Kutlarız efendim. Bir hafta boyunca bildiğim kadarıyla başta İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olmak üzere verginin önemi ve bilinci üzerinde yoğun bir anlatım süreci yaşanacak. Tabii arkasından bizim de 1 ve 7 Mart tarihleri arası muhasebe haftası olarak kutlanıyor. Biz de tabii tüm Türkiye'de kapsamlı bir şekilde vergi haftasını kutluyoruz. Örneğin İstanbul'da hafta boyunca bir müzik şeylerimiz var. 2 Mart akşamı Hakan Aysev'in katılacağı artı. Hı hı. O da üyelerimizden oluşan bir dostlar koromuz var. Halk müziği korosu. 3500 kişilik bir konserimiz var. Panellerimiz var. Bir sürü etkinlikler var. Ama tabii Didem Hanım biraz buruk giriyoruz. 1-7 Mart muhasebe haftasına biraz buruk giriyoruz. Meslektaşımızın sorunları var, dertleri var. Doğru. Özellikle yine sizin aracınıza ileteyim. 1 Mart günü Taksim Meydanı'nda binlerce meslek mensubu bir araya gelecek. Kamuoyuna dertlerimizi, sorunlarımızı bir kez daha paylaşacağız. Umut ediyoruz bu sesi herkes dinler. Sorunlarımızı çözmeye çalışır. Mesajlar da yerine ulaşır. Yerine ulaşır, evet. Peki çok kısaca, çünkü benim sizlere yöneltmek istediğim sorular var, onlara da vakit kalsın istiyorum ama çok kısaca nedir başlıca sıkıntılar sektörde, meslektaşların öncelikli sıkıntıları nedir, şöyle birkaç madde olarak alalım, belki oradan da biraz benim sorularımla bağdaştırarak konuyu açabiliriz. Şimdi şöyle ifade edeyim, Türkiye bir kabuk değiştiriyor. Elektronik ortamdan önceki bir dönem vardı, doğru, sonraki bir dönem vardı. Önceki dönemi hatırlarsanız her şey kağıt ortamındaydı. Ve bunu hepsini mali idarenin kendi elemanları yapıyordu. Elektronik ortama geçince tüm bildirim ve beyanlar hem vergi idaresinde hem SGK'da meslek mensupları tarafından veriliyor. Şimdi ne oluyor? Bu yükü meslektaşlarımız üstlenmiş vaziyette. Ve inanın gece yetmiyor, hafta sonları yetmiyor ve buna uygun ilk defa da Türkiye'de, daha doğrusu dünyada düzeltiyorum, mali tatili bir tatil çıkardık Temmuz ayında ama eksik. Mesela avukatlar gibi biz de istiyoruz ki bir ay boyunca hiç kimse kapımızı çalmasın, rahat bir nefes alalım, ailelerimiz de çocuklarımız da bir tatil yapalım istiyoruz. Şimdi bu yük meslektaşın üzerinde. Yani bir sürekli mevzuat değişiyor. Sürekli yeni bildirimler isteniyor ve bu bildirimleri yapmaktan meslektaş çekinmiyor. Ama onun parasını alamadığı zaman biz ona meslek camiasına angarya diyoruz. Bu angarya sayısı her geçen gün artabiliyor. Doğru. Bununla paralel ücretlerimizi zamanında tahsil edemiyoruz. Maalesef öyle bir mesleği icra ediyoruz ki biz en son sırada yer alıyoruz. Çünkü onun her şeyini mali müşavir biliyorum, meslektaş biliyor, biraz duygusal davranıyor. Bu anlamda bir tahsilat sorunumuz var. Başka bir konu, geleceğimizle ilgili bir denetim olgusu var. İşte biraz sonra belki konuşacağız. Ona gireceğiz, yani evet. Kamu Gözetim Kurumu ile ilgili yapılan birçok haksızlıklar boyutu var. Buna benzer. Şimdi örneğin beyan sürelerinde ciddi sıkıntımız var Didem Hanım. Yani bakın meslek mensubu büyük bir fedakarlıkla bu işi yaparken, şimdi örneğin geçici vergi beyanname süresi ayın 14'ünde verilir. Ve her beyanname döneminde geçici vergi ayın 14'ünde, katma değer vergisi ayın 24'ünde meslek mensubu yetiştiremiyor, beyan süresini uzatın deniliyor. Evet. Ya bırakın bunu artık, bakın vergi haftası da var. Sayın Bakan da mutlaka bunları izletiyordur, takip ettiriyordur. Diyoruz ki örneğin katma değer vergisi beyan süresini ayın 24'ünden 29'una çekin. Geçici vergi ayın 14'ünden 20'sine çekin. Yine, biraz esnetmek lazım tabii, o takvimi. Yani yetiştiremiyoruz, evet. İnsanlar yetiştiremiyorlar sabahlara kadar ve bir de mesela biz, meslektaş bize baskı yapıyor. Biz aldığımız
ihtiyacı Maliye Bakanlığı'na TÜRMOBA'ya aktarıyoruz. TÜRMOB Maliye Bakanlığı'na aktarıyor. Son bir gün, iki gün kala beyannamesinin uzatı dileniyor. Ya buna gerek yok. Evet, tarih esnet yapılır. Gerek var. Evet, bunu peki söylüyorum. O esnetilse yine hani bizim memleketin bir halidir ya, hep yumurta kapıya dayanınca. Acaba hani 29'una ertelense, uzatılsa örneğin KDV beyanlarında. Yine son gün beklenir mi? Hani yine bir erteleme yoksa? Ben olacağını tahmin etmiyorum. Ancak tabii olağanüstü, zaten onlar olağanüstü diyoruz. İşte doğal afetler, benzer olayların Allah dışında. Olsun, Allah onu da göstermesin. Ama onun dışında ben meslektaşım bu esneklik sağlandıktan sonra en azından kimse ya bir daha beyan süre uzatın demeyeceklerdir. Onlar adına bunu rahatlıkla söyleyebilirim açıkçası. Peki Yahya Bey, izninizle Almanya ve Fransa Maliye Bakanlarından bir açıklama var. Kıbrıs Rum kesiminde mali destek Mart sonu itibariyle netleşebilir diye merakla beklenilen bir süreç olması bakımından son dakikayı vermek istedim. Bu arada Avrupa borsalarında da yükselişler biraz daha sanki hız kazanmış gibi görünüyor. Almanya'da %1'in çok hafif üzerine çıktı yükseliş. Paris Kakaran ve Londra FTSE 100 endeksinde de %0.51 ve %0.65'lik değer artışları var diyelim. Biraz önce Yahya Bey, siz zaten bahsettiniz. Hani meslektaşlarınızın sıkıntıları içerisinde bir de bir yeni bağımsız denetim yönetmeliği var yayınlanan. Bunun içeriğine birazcık bakacağız. Ben 15 sayfalık bir yönetmelik bastım biraz üstünden. çalıştım sizi yayına almadan önce. Şüphesiz hani hükümetin kurduğu Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun hazırladığı bu yönetmelikle ilgili şimdi uygulama safhasındayız. O bekleniyor. Ama bir sürü soru işareti var. İşte yetkilendirme nasıl olacak? Ciddi bir sınav süreci var. Burada denetçi olabilmek adına o nasıl işleyecek? Bütün bunları şöyle biraz isterseniz önce yönetmeliğin genel kapsam ve amacından başlayarak çok kısaca, çok da belki hani konuya vakıf olmayan izleyicilerimiz varsa daha iyi anlayabilmeleri için minicik notlarla bir anlatalım ne olduğunu bu işin. Ardından da varsa bizi izleyen mali müşavirler, yeminli muhasebeciler, sormak istediğiniz sorular varsa başkanınıza Yahya evet. Bey de buradayken tweet atabilirsiniz. Bize ondan not etmiş olalım. Buyurun, siz dinliyoruz. Şimdi efendim önce bu işin bir başı var. Türk Ticaret Kanunu. Biliyorsunuz yeni TTK kanunu, yeni Türk Ticaret Kanunu herkesin beklediği, özellikle iş dünyasının bile artık 50 yıllık yasanın bize yetmez dediği bir sürece hep birlikte tartıştık. Şimdi bu yasanın en büyük özelliği şöyle. Türk Ticaret Kanunu tüm taşıyıcı kolonlarıyla yürürlüğe girmiş olsaydı Türkiye şeffaf hesap verebilir, denetlenir bir ülke olacaktı. Fakat öyle bir şey yaptılar ki siz de hatırlayacaksınız. Bir ay kala iş dünyası hapse girecek diye kanun konusunda bir feryat oluştu. Ve Türk Ticaret Kanunu en önemli ayağının, bağımsız denetim ayağının kolunu çökerttiler. Ne yaptılar? Şu anda bildiğiniz gibi işte 100 milyon cirosu olan, yani rakamları boğmayalım insanları, 1500-2000 tane firmayı ilgilendiren bir boyuta geldi. Birinci nokta bu. İkincisi, kamu gözetim kurumu oluşumu son derece izleyiciler için önemli olduğunu inanıyorum. Hı-hı. Bu kurum sadece Türkiye'de mi var? Hayır, yok. Tüm dünyada var. Nasıl var? Hatırlayın. Enron skandalından sonra işte o gözetim yapanların, denetim yapanların yaptıkları için kaliteli olup olmadığını gözetleyen kurumlar oluşturuldu. Şimdi biz de birincisi, biz başından beri savunduğumuz nokta, bu kurumun oluşumunun doğru olmadığını inanıyoruz. Ve inanın, eğer bu kurum bunları düzeltmezse Enron skandalından beter bir şey patlayacaktır. Nedeni şu, bir kurum hem standartları belirleyecek, hem denetçiyi belirleyecek, hem sınavı belirleyecek, hem eğitimleri yapacak, hem etik kuralları belirleyecek, hem disiplin kuralı belirleyecek. Adama sorarlar, seni kim denetleyecek? Dünyada denetim işini yapanları bağımsız bir kurum tarafından denetiliyor. Şimdi birinci nokta bu. Geliyorum yönetmenlik konusuna. Şimdi bakın, yönetmenlik de bizim ısrarla savunduğumuz nokta şu. Yine yanlışa yanlışla devam ediyorlar. Bunun iki tane ayağı var Didem Hanım. Bir tanesi kimler denetçi olacak boyutundaki süreçler konusunda. Bir uygulama çıkardılar bu yönetmelikte. 15 yıllık olan SMM'ler ve YMM'ler denetçi olacak. Peki soruyorum, 15 yılı doldurmayan
bir aydan dolayı, iki aydan dolayı, üç aydan dolayı insanların haksızlığını kim tahmin edecek? Şimdi bakın öyle bir durum var ki bizim mesleğe giriş o kadar zor ki Didem Hanım. Nasıl bakın? Bir, staja başlama sınavına girecek. Üç yıl staj yapacak. Tekrar yeterlik sınavına girecek. Ve bunu tanıdıktan sonra ruhsat alıyor. TÜRMOP ruhsatı alıyor. Mali müşavir ruhsatı alıyor. Diyor ki bu kurum, hayır efendim ben ruhsatı tanımam. Bir daha denetçi yanında staj yapacaksın. Hem de büronu kapatarak yapacaksın. Hem de benim açtığım sınavlara gireceksin. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve işlerine geldikleri zaman Avrupa'nın şurasında var, burasında var deniliyor. Ama biz de 85 bin, 95 bin bir meslek örgütü TÜRMOP'un üyesi oldu. İFAD var. Uluslararası Muhasebe Federasyonu. Oraya bakın olayda böyle bir şey yok. Birinci karşılıklı nokta bu. İkincisi eğitim konusu. Şimdi bakın biz İstanbul'da 15 bin kişi Türk Ticaret Kanunu, finansal rapor standartları ve denetim olmak üzere toplam 7 iş günü 15 bin kişi bu eğitimlere katıldı. Hı hı. 100 saati geçen bir şey. Aynı şekilde Türkiye genelinde 45 bin kişi bu eğitimlere katıldı. Biz buna TÜRMOP eğitim projesi diyoruz. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır efendim bu eğitimler geçerli değil. Üniversitelerin işte anlaşmaya çalışıyorlar üniversitelerle. Bu üniversitenin eğitime katacağız mı diyorlar. Hem de karşılığında 3000-4000 lira para ödeyerek. Ama sorarlar insanlara. Başbakan bunu gerçekten durdurması lazım. Böyle bir cinayet olamaz. Böyle bir katliam olamaz. Böyle bir ülke kaynaklarını heba edemez kimse. 45 bin tane insan 1 lira para vermeden TÜRMOP eğitimine katılmış ki meslek örgütü oturmuş bunları onlar için yapmış ve bizim yaptığımız eğitimler 8 tane üniversitenin bir araya geldiği onların ortaya çıkardığı bir eğitim ve hatta bu uygulamayı anlatacak şu an hiçbir üniversite yok. Çünkü biz bu eğitimi yaparken uluslararası denetim firmaları da bizim bu eğitim çalışmamıza destek verdiler. Şimdi siz bunu yok sayıyorsunuz. İşte kurumu gösterdi eğitime katılacak diyorsunuz. Ondan sonra gençten önünü tıkacaksınız. Neden böyle bir kopukluk diyorum. Oluyor sizce Yahya Bey? Şimdi yani bakın, bu bahsettiğiniz şeyler hani konuya çok yakın biri olmadığım için de bir ilgi ve dikkatimi çekiyor. Bu kadar sizin ifadelerinizden anladığım gözle görülür bariz sıkıntılara nasıl izin verilebilir? Çok güzel. Yani inanın biz de bunun nedenini tam olarak kavramış değiliz. Ama bunun nedeni kimsenin izah etmesi mümkün değil. Çünkü aklın yolu bir. Biraz hızlı mı oldu sizce? Aceleye mi geldi? Veya hani bu uygulama ve bu hazırlıklar esnasında meslek gruplarından yeterli destek, done, bilgi mi alınmadı? Bir paylaşım mı olmadı? Bu başındaki bürokratın biraz olayları yaklaşımından kaynaklanıyor. Bugün zannediyorum bir de bu yönetmeliğin iptali içinde dava açılacak diye ben okudum. Onu da, süren bir şey onu var da mı söyleyelim. Yoksa daha güzel hatırlattınız. 25 Şubat yani bugün yönetmelikte açılmanın son günüydü. Biz cuma günü İstanbul Manuş'a olarak davamızı açtık Danıştay'a. TÜRMOP davasını açtı Danıştay'a ve en güzel yanı şu. Başkanlar Kurulu toplantısı tüm oda başkanları da bu davaya müdahale katılma kararı aldılar. Hepsini müdahale olarak katılacaklar. Davalık bir konu oldu. Aslında bunlara gerek yoktu. Şimdi bakın ilk çıkışında biz de savunduğumuz yönleri vardı. Neydi? Denetimdeki çok başladık otorite anlamında. SPK ayrı bir otoriteydi, BDDK ayrıydı, bağımsız denetim ayrıydı vesaire. Şimdi bunları toplayacaktı. Ama ne oldu? Siz çok yakından takip ediyorsunuz. SPK yetkilerini aldı. BDDK da aldı. Şimdi geriye olmayan bir pazar var. O 2000-2500 firma zaten SPK'nın, BDDK'nın kapsamına giren firmalar. Olmayan bir pazarda olmayan bir kavga, olmayan bir kaos. Ya bunu ya inanın gülerler bize ve bunu durdurmaları lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi biz hani doğrudan aslında o dava aklıma geldiği için araya girdim ama burada bir de sınav mevzu var mesela denetçi tayini adına uygulanacak sınav. Onunla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Hani orada da sıkıntı var mı yoksa sınav kısmı var. Biraz daha? Dört tane konuda, dört tane temel konu üzerinde davamızı açtık. Bir tanesi meslek unvanları arasında bir ayrımcılık yapılmaması. Yani mali müşavirlerle yeminli mali müşavirler eşit davranılmaz. Birinci nokta bu. İkincisi TÜRMOP'un ruhsatının kabul edilmesi
Ayrıca bir sınav yapılmaması ikinci boyut bu. Üçüncüsü tüm MOB'un eğitimlerinin kabul edilmesi ki orada üniversitelere pas atılan bir eğitim süreci başlıyor. Onca emek, onca alın teri yok ediliyor. Dördüncüsü de yönetmeni bakmışsınızdır. Bir yerde tüm MOB kelimesini gördünüz mü dedi bana. Görmedim. Bir tek yerde yok. Ya aslında şimdi diyor ki bağımsız denetim yapacaklar. Tüm MOB ruhsatına sahip olmuş kişilerden oluşur diyor. Bir tek tüm MOB ismi yani alerji anlayın. Yani buradaki ben sözcükleri ifade etmeye zorlanıyorum. Altı neler yattığını da bilmiyorum. Ama dördüncüsü olarak ifade etmemiz noktada diyoruz ki tüm MOB'da işbirliği yap. Siz bakın disiplin cezası nasıl vereceksiniz? Meslektaş odunun üyesi. Bu kişinin daha önce disiplin cezası alıp almadığını nereden göreceksiniz? Bizden göreceksiniz. Bu anlamda da dördüncü olarak tüm MOB'da işbirliği yapılmasını savunuyoruz. Dört noktada da davamızı açmış vaziyetteyiz. Peki, bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey varsa onu alayım. Çünkü süreç de devam ediyor bir, ama. Bir önemli daha çalışma yapıyoruz. Ayın 2 Mart günü. Biz şundan yanayız. Açıkçası altını çizmek istiyorum. Denetim konusunda otorite olan kimler varsa bir arama toplantısı düzenledik. TÜRMOB, SMM ve YMM. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Bu konu AKİB üniversite hocaları, denetim firmaları, Bağımsız Denetim Derneği ve mesleki derneklerin ve de Kamu Gözetim Kurulu dahil olmak üzere SBK, BDK temsilcilerini çağırdık. Bu arama toplantısını ben açıkça şunun altını çizmek istiyorum. Bu arama toplantısının sonuçlarına gelin hep birlikte imza atalım. Ben objektif neyse ondan yanayız. Dünyada nasıl uygulanıyorsa bizde de böyle olmalı. Ama böyle camiamızı alın teri dökülen bir emeği yok sayarak siz yeniden bir süreç oluşturmak bu hakla, vicdanla olacak olan bir şey değil diye düşünüyorum. Peki, yine bir araya girelim, parantez açalım. Garanti Bankası 3 milyar dolara kadar tahvil ihracı için SPK izni aldı. Kamu aydınlatma platformuna gelen açıklama yaptığı başvurunun ardından SPK izninin geldiğini söyleyelim. Bu arada Yahya Bey, aslında ben yine araştırma yaparken bugün de Sayın Şükrü Kızılot'un yazdığı bir konu var. Özellikle apartmanlarda avukatlık ve mali müşavirlik büroları yasaklanabilir diye giriyor. Sayın Kızılot'un da haberinde gördüm, dikkatimi çekti. Bugün itibariyle doluyormuş 2 yıllık tanınan ek süre. Aslında bu hani yetişmedi uygulama, yönetmelik yapılana kadar diye belli ayrımlar vardı anladığım kadarıyla. Artık bugün itibariyle apartmanın genel bir oyu, bir kanaati oluşması gerekiyor, izni oluşması gerekiyor yönetim kurulu tarafından ki bu meslek grupları oralarda iş yapmaya devam edebilsinler. Siz bu süreci takip ediyorsunuzdur tabii, zannediyorum. Tabii, tabii. Orada neler söyleyebilirsiniz? Şimdi burada çünkü çok gündemde olan bir konu. Bu 2 yıl ertelendi biliyorsunuz. Evet. Genellikle artık avukatlar, mali müşavirler, serbest meslek faaliyet sürdürenler mesken olan yerlerde daire tutuyorlar. Şimdi bunların artık devam edebilmeleri için kat maliyetlerinin tümünün oy birliği bir karar alması gerekiyor. Hı hı. Hakikaten bir sıkıntı bu. Bizzat ben süreci yakından takip ettiğim süreç Sayın Genel Başkan'la birlikte, TÜRMOB Genel Başkan'la birlikte bizzat meclise gittik, milletvekilleriyle görüştük, önergelerimizi verdik. Herhalde meclisin yoğunluğundandır. Muhtemelen bunu çözecekler. Paniğe kimse kapılmaması diye gerektiğini düşünüyorum. Artık bunlar fabrika iş yapan insanlar değil, sessiz soluksuz bir serbest meslek faaliyeti sürdüren bir iş yapmakta, avukat da mal müşavir de. Ama maalesef meclisin trafiğinden dolayı ertelenmedi. Ama benim kanaatim mutlaka ertelenecektir diye düşünüyorum. Yine meslektaşlarımız çok yoğun bir sıkıntısı var. Aslında bizim de değil bu. Biliyorsunuz yeni Ticaret Kanunu'na göre YMY defterinin kapanışı 31 Mart tarihine kadar yapılması gerekiyor. Doğru. 31 Mart'a kadar kapanış tahsilini yaptırabilecek bir babayiğit yok Türkiye'de Didem Hanım. Çünkü defterleri çekip götürmek mümkün değil. Bu konuda da Haziran sonra tüm camiamızın ortak bir talebi var. Şimdi bu yapılmadığı zaman ticari defterler biliyorsunuz delik kabul edilmeyecek ve bu anlamda davalar konusunda iş sahibi ciddi bir sıkıntıya da girecektir. Bu alanda da umut ediyorum meclisten ivedi bir şekilde bir çözüm getirirler diye bekliyoruz. Evet, bu
konuda bir yasal düzenleme yapılması şart. Aksi halde avukatlık, mali müşavirlik ve hukuk büroları gibi bürolar aslında tamamen apartman sakinlerinin inisiyatifine kalmış gibi olacak. Yani o oluşan boşluk bir miktar sıkıntı yaratabilir ama siz çözüm bulunacağını düşünüyorsunuz. Bizzat iletildi, verildi. Yani çıkacaktı. Peki. Çünkü hem iktidardan hem muhalefetten meslek mensubu tüm milletvekilleri görüşüldü. Hepsinin ortak düşüncesi de bu konuyu çözelim konusunda hemfikirler. Çözümleneceğine ben inanmaktayım. Bu anlamda da serbest meslek faaliyeti gerek avukatlar gerek mali müşavirler hiç paniğe kapılmasınlar. Yarın sabah kat malikleri toplanıp apartmandan kimse çıkaracak dediği bir kural yok. Ama yasal anlamda çözümlenmesi gereken bir konu kızacağız. Evet, bu arada bizi takip eden izleyicilerimizden Bahadır Baş'ın bir tweet'i de var. Yahya Bey, onu da paylaşmak isterim sizinle. İdarenin görünmez eli artık muhasebeci, mali müşavirlerdir. Yani meslek mensuplarıdır. Artık vergiyi zorla toplayan devlet yok demiş. Aynı zamanda bir anlamda artık vergiyi meslek mensupları toplamaktadır. Yani idarenin görünmez eli meslek mensuplarıdır. Kimsenin bu görünmez ele, görünmez adam muamelesi yapmaya da hakkı yoktur demiş. Çok doğru. Tabii biz vergi toplamıyoruz ama verginin oluşmasının beyan sürecini hazırlayan bizleriz. Biraz önce de anlattım. Evet. Elektronik ortamla birlikte bunları bizler yüklendik. Bu anlamda köprü görünmesine bu meslek mensubunun sorunlarını çözmek çok fazla şey istemiyor meslek mensubu. İşte beyan sürelerinin düzenlenmesi, tahsilat sorunu var. En önemlisi ücret konusu var. Diyor ki meslektaş, ben emek vermişim karşını alayım diyor. Bunu sağladığımız zaman geride bir şey kalmayacaktır ama arkadaşım son derece güzel bir tespit yapmış. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Sayın Yahya Arıkan, bana eşlik ettiğiniz için bugün Finans Merkezi'nde. Tekrar görüşmek üzere diyelim sizlere ve Finans Merkezi'nde şimdi bir virgül koyalım. Bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte Cihan Başkal'la kaldığımız yerden devam edeceğiz ve rakamlara biraz daha yakından bakacağız. Bizden ayrılmayın. Finans Merkezi İş Bankası'nın katkılarıyla